İşte yaptı bu açıklamaları, Musul operasyonunu değerlendirdi. Biz de stüdyomuzda konu başlıklarını ele almaya çalışacağız. Konuğumuz 24 TV Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğiten'le birlikte. Sayın Yiğiten efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Yine önemli bir operasyon, bir pazartesi evet. Ve siz konuğumuzsunuz. Beklenen bir operasyondu. Evet, evet. Musul'a yönelik bir hazırlık vardı. Dün gece yarısı itibariyle operasyon başladı. Kimler yapıyor bu operasyonu? Buradan başlayalım. Şimdi beklenen operasyon ama şekli ve kimlerden olacağı bilinmiyordu. Evet. En çok da tartıştığımız oydu. Şu anda havadan koalisyon güçleri var ama ağırlıklı Amerika ve Fransa uçakları DAEŞ mevzilerini buldu. Askeri terimle hedefler önce yumuşatıldı, sonra da işte kara operasyon için düğmeye basıldı. Şimdi kara operasyonunda peşmergeler var. Ağırlıklı sayıları 15 bin ile 18 bin arasında kademeli olarak sağdalar. İki, Bağdat merkezi hükümeti var. Üç, bizim Başika'da eğittiğimiz daha önce Haçlı Vatani ismi olan ama en son kendilerine Ninova muhafızları denilen grup. Onlar da 3000 civarında. Şu anda sahada onlar var. Peşmerge ile beraber mi? Peşmerge ile beraber, evet. Yani bizim o eğittiğimiz Ninova muhafızları dediğimiz sivil unsurlar peşmerge ile birlikte operasyona aktif olarak katılıyorlar. Burada asıl sorun şuydu. Haçlı Şabi örgütü, 20 bin üzerinde milisi var. Tümü Şia eksenli bir örgütlenme. Şiilerden oluşan ve Tahran'ın periferisinde ekseninde tabi onu saklamıyorlar. Yani İranlı komutanlar eğitti onları. Onları saklama ihtiyaçları bile duymuyorlar. Yani Google'a girdiğinizde hangi komutanların Kasım Süleymani'den tutun diğer bütün hepsi isimler bile çıkıyor. İranlı komutanların. Şimdi orada ısrarla işte Haçlı Şabi ile girelim diyordu o Bağdat merkezi hükümeti. Türkiye'nin itirazı bunaydı. Yani onunla girerseniz çok başka bir yere gider, mezhepsel bir savaşa doğru gider ve bu yüz yüz savaşları gibi uzun sürecek bir yere doğru gider dedi. İtiraz da oydu, o itiraz kabul edildi. Şu anda Haçlı Şabi yok. Sonradan bir oyun çevrilmezse şu anda sahadaki aktörler çok sorun çıkaracak aktörler değil. Belki Musul'u aldıktan sonra o motivasyon noktaları nasıl hareket edecekleriyle ilişkili bir kaygı olabilir ama şu anda sahadaki aktörlerde çok büyük sorun yok. Şimdi Melik Bey, Türkiye'nin operasyonuna eninde sonunda dahil olacağı noktasında Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında izlediğimiz kadarıyla ısrarcı. Biz operasyonda da olacağız, biz masada da olacağız diyor. Şimdi başlangıç itibariyle Türkiye'nin operasyonda olmadığı görülüyor. Bundan sonraki süreçte, çünkü uzun bir süreç bizi bekliyor. Evet. Türkiye'nin operasyona katılma ihtimalini şöyle duruma göre tabii ki var o opsiyon. Ama zaten biz dolaylı yönde şu anda operasyonun içindeyiz. Yani eğittiğimiz 3000 tane milis aktif olarak orada. Bir ikinci opsiyonumuz, temel opsiyonumuz şuydu. Eğer doğrudan koalisyon güçleri kara birliği kullanmayacaksa peşmergelerin mutlaka olması gerektiğini söyledik. Oldu. Yani çünkü Bağdat Merkez Hükümeti peşmergeleri de istemiyordu. Türkiye'nin Başika'da eğittiği milisleri de istemiyordu. Diyordu ki Irak Merkez Hükümeti, yani ben, Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi ki Irak Merkezi Hükümeti ordusu dediğiniz o da Şii. Bir de Haçlı Şabi tümüyle Şiilerden oluşan. Biz öyle girelim şimdi. Öyle girirseydi pimi çekilmiş bir bombaya dönecekti. 2 milyonluk Musul'da Sünni oranı %83. Yani o bambaşka bir şeye dönerdi. Göç başlayacaktı. Türkiye'yi doğrudan etkileyecek bir tehlike. Onun dışında da çatışmalar bekliyordu bölgeyi. Sıkıntılı bir süreçti. Türkiye'nin en dikkat çekici uyarısı İran bir mezhep çatışmasına sürüklenebileceği ihtimali. Ona uygun pozisyon var çünkü Gökçen Hanım. Yani şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Suriye ile başlayan süreçte Şia kuşağı çok güçlendi. İşte Tahran'dan başlayarak Bağdat, Bağdat'tan Suriye, Nusayri'yi de ekleyin. Ta işte Yemen, Lübnan, Hizbullah'ı böyle bir Şii hat oluştu. Bu hat çok keskinleşti. Yani mesela Haçlı Şabi'de bir tane bile Sünni yok. Bir tane bile yok. Motivasyon tümüyle Şialık üzerinden.
Şimdi bu ciddi bir risktir. Hı hı. Öbür tarafta da DAEŞ'in yaptığı da sünnilik üzerinden bir motivasyon geliştiriyor. Hı hı. İster istemez orada çok yoğun bir çatışma ve sonra aşiretler arasında da mezhepsel bir çatışma olacaktı. Şimdi bu mezhepsel çatışmada doğal olarak Kuzey Irak'taki Kürtler de etkilenecekti. Hı hı. Yani Musul'da bir Şii ekseninde bir kuşak sonradan Haçlı Şabi'nin Kürt bölgesine yönelmesi anlamına geliyor. Bu bizi niye ilgilendiriyor? Oradaki istikrarsızlık, şu anda 4 milyona yakın bizde göçmen var, mülteci var. Bunun üzerine Sünnileri ve Kürtleri de ekleyin. Biz başka bir şeye dönecektik. Çok doğru. Bu hassasiyeti bölgede Türkiye'den daha fazla hisseden herhangi bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Sabah haberleri tararken gördüm. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri de Musul'da bir operasyon var. Bu operasyon sonrasında bir yeni bir göç hareketi ortaya çıkabilir diye Bağdat'ta bir konferans düzenliyor ama o Birleşmiş Milletler'de etkin olan güçlerin hiçbir tanesinin Irak'ta mezhep çatışmasına ilişkin, kaygısına ilişkin bir açıklama duymadık, öyle değil mi? Yok ama bizim kaygımız çok. Yani bu gelirken öğrendim, son dakika bilgisi olarak girdim bilmiyorum ama Dışişleri Müsteşarı bir ekiple Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta. Evet. Orada o temel konulardan bir tanesi bu. Hı-hı. Gökçen Hanım. Yani eğer bu coğrafyada bir karar verilecekse, bu coğrafyayı en iyi bilen biziz. Doğru. Musul 400 yıl bizdeydi. Hı-hı. Osmanlı döneminde. Hı-hı. Bizim şu anda motivasyon noktamız, itiraz noktamız, oraya dair tezlerimiz, önerilerimiz emperyal bir şeyle ilişkili değil. Hı-hı. Biz diyoruz ki ya kardeşim, bizim oturduğumuz apartmanı siz mahalleye ateşe verirseniz bizim oturduğumuz apartman da yanacak. Hı-hı. Bizim dediğimiz şey bu. Yani 911 kilometre Suriye, 350 kilometre Irak. Hı hı. Ya ben bunda söz sahibi olmayacağında kim olacak? Bir tehlikeye daha dikkat çekmek isterim izninizle. Buyurun. Perşembe günü bir duyum geldi. Sonra ben epey onu bir eşeledim. Dediler ki evet, o ihtimal var ve el altına yapılıyor. Şimdi o dehşet senaryo şu. Sincar'da Yezidilerden boşalttıkları bölgeye PKK'lı militanları yerleştirmeye başladılar ve lojistik destek verdikleri. Hı hı. Ne demek bu? Bu şu demek. Orada ikinci bir Kandil oluşacak. Doğru. Peki bizim açımızdan ne ifade ediyor? Bizim açımızdan şu ifade ediyor. Sınırımız orayla 84 kilometre. Sadece 84 kilometre. Yani bir otomobille 50 dakikada gidebileceğiniz bir mesafeden doğrudan güvenliğimize tehdit. Elbette, yani benim dibime yerleştiriyor bunu. Peki peşmerge içerisinde PKK'nın Musul operasyonuna katıldığı yönde iddialar da hayır, var. Hayır. Hayır. Yani niye bu kadar kesin ve emin hayır dedim? Çünkü sabah saatlerde biz onlarla görüştük. Hı hı. Sayın Dizail'le de görüştük. Hı hı. Böyle bir şey var mı? Asla. Yani çünkü biz Türkiye ile çok açık bir ittifak ilişkisi içindeyiz. Hı hı. Biz böyle bir şeye izin vermeyiz. Yani olamaz. Velev ki yani bir şekilde Amerika niyeti varsa bile bu peşmerge içinde olamaz. Çünkü biliyorsunuz Barzani buraya geldiğinde 5 defa da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünde bölgeye dair vereceğiniz kararda ben varım. Yani elini kaldırdı, size geldim. Çünkü kendisi de tehlikede. Goran ve Kayabe üzerinde koltuğu sallanıyor Barzani'nin. Yani böyle bir şey yapamaz. Kendini ateşe atar. Şunu derseniz ya Amerika böyle bir şey niyetlendi mi? Evet, bir ara niyetlendi. Hatta İbrahim Kalın söyledi. Yani böyle bir risk var diye. Böyle bir riskin olduğunu biliyorduk. Doğru. Fakat şu anda aktif sahada PKK yok. Ama mevzilenme, bir yere konuşlanma gibi bir niyetleri olabilir. Var mı? Evet, var. Hı hı. Sincar bölgesinde Şengal ile Sincar arasında işte bir 220 kilometrelik, yanılmıyorsam, şöyle bir şey düşünün, derin bir yarık. Hı hı. Onun içine böyle Kandil gibi mevzilenme gibi hesap yapıyorlar. Doğru. Amerika yol verirse bizi bekleyen tehlike o. Hı hı. Şimdi Türkmenler operasyonuna dahil edilmediler. Tıpkı Türkiye doğrudan operasyona katılmadığı gibi Türkmenler elinden de bir katılım söz konusu değil. Ama Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. 500 kişilik gönüllü birliğimizle Musul operasyonuna dahil edilmemiz gerekirse hazırız. Gönüllü birliğimiz hazır dedi. Türkmenleri dışarıda bırakmaya çalışmalarının sebebi ne olabilir? Şunun için yani şimdi diyor ki işte Türkiye aktif olarak kara gücünde olmasın. Evet. Türkmenleri de aynı sahikle. Yani olası Musul DAEŞ'ten temizlendikten sonra
Musul'a dair karar verme noktasında çok aktör çıkmasın. Temel neden bu. Biz de dedik ki ya tamam, eğer hani böyleyse o zaman Şiiler, yani Şabi de girmeyecek. İş başka boyuta girer. Şu anda işte dediğim gibi Kürtler var. 15 bin, 18 bin peşmerge, Barzani'nin Kürtleri. Bizim eğittiklerimiz var. Bir de Irak merkezi hükümeti var. Ama şu söz alındı Gökşen Hanım. Yani bunu buradan duyurabiliriz. Ben sabah çünkü dışlarında kaynaklarımla konuştum. Bizde de son dakika bilgisi olarak verdim. Türkiye her şeye rağmen masadadır diye. Yani bu sabah pazarlık içerisindeyiz, öyle değil mi? Biz şunu söyledik. Bakın, Musul DAEŞ'ten temizledikten sonra orada demografik yapıyla oynarsanız külahları değişiriz. Bunu net bir şekilde söyledik. Bize söylenen şey şu. Şu anda bizim müsteşar ve ekip de onu netleştirmeye gidiyor. Hem Amerika, Washington'dan hem de Kürtlerden hem de Bağdat'ta diplomatik kanaldan ilişki kurduğumuzda bize söylenen şey şu. Musul alındıktan sonra Musul'a sadece Irak polisi ve askeri girecek. Yabancı hiçbir güç girmeyecek. Alındıktan sonra orayı Irak askeri ve polisi girecek ve Musul'u Musulları yönetecek. Şimdi orada tek kaygı şu. Ne olacağını birlikte göreceğiz. Burada Irak polisi ve askeri demografik yapıyla alttan oynarsa yani işte oradaki Sünni aşetlere baskı, çatışma, yer değiştirme gibi bir şey yaparsa bundan haberimiz olur dedik onlara. Yani bu şu anlama geliyor diplomatik anlamda. Ben o zaman müdahil olurum. Doğru. Zaten müdahilim. Orada doğrudan topa girerim. Bunu yapamazsınız. Doğru. Dedik, bize denilen de yapılmayacak. Yani Irak polisi ve Irak askeri oraya alacak. Musulların olacak ve eski haline dönecek. Öyle olursa ne ala. Doğru. Ama tersi olursa müdahale etme iş karışır. İhtimalimiz var. Melik Bey, uzun zamandır Irak'ı konuşuyoruz sizinle. Hep bölgedeki en etkin güçlerden bir tanesinin İran olduğunu söylüyoruz. Siz de başlarken ifade ettiniz. Haçlı Şabi, İranlı komutanların bölgedeki etkisi, açıklamaların hepsi aslında İran'ın önümüzdeki dönemde de Irak'ta var olma niyetinde ve iradesinde olduğunu gösteriyor. Sizce Musul operasyonundan bu kadar kolay dışlanması Tahran'ın yeni bir oyun planı içerisinde olduğunu gösterir mi? Tabii oyun planında, ama oyun planı şu: Irak merkezi hükümeti üzerinden topa giriyor. Yani biz nasıl eğittiğimiz, başka da eğittiğimiz milisler ve peşmergeler üzerinden sahadaysak o da Irak merkezi hükümeti üzerinden sahada olduğunu söylüyor. Şimdi burada sorun şu: Amerika bunun ne kadarına izin veriyor? Baktığımızda Amerika bugüne kadar bunun çoğuna izin verdi. Yani bir Şii örgütlenmeye izin verdi. İşte İbadi'yi Tahran'da Amerika konuşturdu. Yani İbadi'nin birkaç gündür Türkiye res çekmesini siz şey mi zannediyorsunuz? Yani kendi sözleri mi? Hayır. Seslendirme o. Yani sufle. Söyletene bakacağız. Tabii seslendirme var orada. Yani İbadi aslında başka bir şey söylüyor. Altta seslendirme var. Ve o ona uymak zorunda. Çünkü orada kendi garanti almanın yolunu o öyle görüyor. Fakat Musul DAEŞ'ten temizlendikten sonra işler değişebilir. Yani İran'ın etkinliğinin kırılması da söz konusu olabilir. Ama şu aşamada Tahran, Bağdat merkezi hükümeti üzerinde etkin mi derseniz evet etkin. Görünen o. Şimdi Irak geneline baktığımız zaman Musul en önemli şehirlerden bir tanesi. Hala içerisinde yaşam olduğunu biliyoruz. Bazı değerlendirmeler DAEŞ'in içeriden desteklendiği şeklinde de mevcut. Yani sivil halk tarafından da aslında DAEŞ'in kimi bölgelerde tutulduğunu da gösteriyor. Operasyon için bir öngörünüz var mı? Ne kadar sürer bu operasyon? Şöyle, çok yayılır mı? Şöyle, yani o biraz DAEŞ'in direnmesiyle ilgili bir şey. Direnecek mi? Direniyor şu anda. Şu anda direniyor. Ham petrolü ateşe verdi. Uçakların görüş mesafesini düşürmek için. Bir de kuzeyde Bağdat merkezi hükümetinin o geldiği çeperde hendekler kazmaya başladı. Kürtlerin bulunduğu yerlere de uçak savarları dizmeye başladı. Şimdi dolayısıyla bu hazırlık kolay kolay Musul'u teslim etmeyeceği anlamına geliyor. Savaşacağım diyor. Tabii. Bu onu gösteriyor. Yani daha önce biz hani şeye gittik, Cerablus'a, Dabık, şu anda Elbap'a doğru yürüyoruz. Bu direnmiyor bize. Fakat benim okumam şu: DAEŞ iki yeri
teslim etmek istemiyor ve çok direnecek. Rakka ve Musul. Diğerlerini boşaltıyor. Mesela Musul'un etrafındaki 7 tane köyü boşalttı. Benim evet. yayına geldiğim saatlerde bana verilen bilgi oydu. 7 tane irili ufaklı köyü boşalttı. Fırat Kalkan da aynı şeyi çekildi. Yapıyor değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. O yüzden hani Rakka ve Musul'u tutmaya çalışıyor. Musul'un içinde mevzileniyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Hı hı. Teknik anlamda. Oradaki sivilleri kalkan olarak kullanıp kullanmayacağı doğru. operasyon süresini belirleyecek. Bir. Doğru. İki. Oradaki Sünni bir takım aşiretler DAEŞ'a destek veriyor. Açık bu. Yani maalesef böyle bir şey var. Yani oradaki bir takım Sünni aşiretler DAEŞ'a destek veriyor. Veriyor. Bunun nedeni de Irak merkezi hükümetine duyduğu tamam, öfke. Doğru. Şimdi bütün bu faktörler operasyonun kaderini belirleyecek. Yani ne kadar süreceğini belirleyecek. Hı-hı. Ama böyle henüz tam anlamıyla böyle sıcak çatışma dediğimiz şey henüz başlamadı. Hı-hı. Eli kulağında her an. O bize aşağı yukarı bir ipucu verecek. Ama benim tahminim öyle çok uzun sürmeyeceği yani birkaç gün sürebileceği. Hava bombardımanı tamam ama siz Irak ordusunun, peşmergenin bir şehirdeki terör örgütüyle baş edebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Yani eğitildiler. Hı hı. Eğitildikleri için bu mümkün olabilir ama yani baş etme meselesi biraz zor bir sorun. Evet. Yani bu DAEŞ'in direnme gücünü tam bilmiyoruz. Hı. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugüne kadar DAEŞ çok ciddi bir savaş yapmadan her yeri aldı. Test etmedik. Haziran 2014'te, 10 Haziran 2014'te Musul'u tek mermi atılmadan aldı. Hı hı. Yani onlar Musul'a girdiği anda Irak Merkezi Hükümeti'nin askeri ve polisi çekildi. Anahtar teslim Musul'u verdiler. Şimdi en cafcaflı bölüm burası. Hı hı. Yani ben baş edeceklerini yani düşünüyorum hı hı. ama çok kolay olmayacak. Hı hı. Çünkü DAEŞ dediğimiz örgüt de hakikaten savaşan bir örgüt. Evet. Çok bizi çok yaralayan husus aslında işaret ettiğiniz husus. Musul'u tek bir kurşun atmadan DAEŞ'a teslim eden bir merkezi yönetimin bugün Türkiye'ye kafa tutar hale gelmiş olması söyleten açısından tabii. manidar. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile çıkar ve tanımlamalarımızın ayrıldığını her programda konuşuyoruz. Evet. Irak'ta da aynı ayrışma söz konusu mu? Irak'ta da makas çok büyüktü önce. Hı hı. Şimdi makas gittikçe kapanıyor. Ama hala birebir aynı bakmıyoruz. Hı hı. Yani Amerika ile bizim ilişkilerimiz çok gel git. Hı hı. Şeyde Suriye meselesinden dolayı, Musul meselesinden dolayı Gülen iadesi noktası 3 tane çok temel noktada ayrışıyoruz Amerika ile. O yüzden zikzak var. Hı hı. Gel gitler yaşıyoruz. Birebir aynı noktada değiliz maalesef. Yani bunu söylemek biraz zor. Çünkü Amerika'nın ajandası biraz farklı işliyor Gökçen Hanım. Yani o şeye bu coğrafyanın çok karışması onu çok endişelendirmiyor. Yönetilebilir bir kaos istiyor. Yani birbirlerine girsinler, coğrafya kendi yönetemez duruma gelsin ama üstte ben yönetebileyim. Doğru. Temel teorisi bu. Biz diyoruz ki hayır öyle değil. Bu coğrafyadaki insanlar kendi kaderine karar vermeli. Bir de şu var. Ya bizim mesela hem Sayın Erdoğan'ın hem Başbakan'ın hem Dışişleri Bakanı'nın bütün anlattıklarının temel cümlesi şu. Hı hı. Gökçen Hanım biz çıtayı biraz o anlamda yükselttik. Bu coğrafyada bize rağmen tarih yazamazsınız. Hı hı. Lozan göndermesinin amacı da bu muydu? Tabii ki. Ben o yüzden mesela o Lozan meselesini ya dedim ki ya hani dışarıya vuruyor içeriden ses geliyor. Ya kardeşim yumruğu dışarı atıyor. Sen aslında niye bağırıyorsun? Musul'da bizim de hakkımız var. Bu toprakları biz çok uzun süre yönettik. 400 yılı. Osmanlı'da 400 yılı yönettik. Hı hı. Yani o yüzden de hani bildiğimiz bir coğrafya. Biz şu anda emperyal bir şeyle orayı istemiyoruz. Petrolün peşi ağzımızdan çıkmadı bugüne hı hı. kadar. Hiçbir yetkilinin ağzından çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak. Hı hı. Ama ya orada Türkmenler var. Kuzenlerimiz var yani. Evet. Onlara dair bir şeyler söyleyelim değil mi? Hı hı. 350 kilometre sınırım var. Olası orada coğrafya karıştığı zaman ben etkileniyorum. 4 milyon Suriye'den geldi. Şimdi
3 milyon da Sünni ve Kürtlerden mi gelsin? Ya ben bunu ne kadar taşıyabilirim? Bir de orada işte Kandil'de PKK var. Siz o PKK ikinci bir Kandil'i Şengal-Sincar arasındaki bölgeye yerleştirmeyi deniyorsunuz. Yani siz, ben camdan görüyorum elinizde benzin bidonları. Döküyorsunuz. Evimi yakacaksınız yani, görüyorum çakmak ama. Çakmak elinizdeyken arkadan elinizi ters çeviriyorum. Yani o kadarını yapayım. Evet. Biraz da Fırat Kalkan'ı konuşalım mı? Operasyon devam ediyor. Dabık ifade etmiştik. Simgesel anlamda dabığın önemli evet, olduğunu evet. DAEŞ için söylemiştik. Dabık da düştü. Bir yandan da şöyle endişeler var. Biz Suriye'nin içlerine doğru ilerledikçe aslında deyim yerindeyse o kör düğümün içerisine çekiliyor muyuz endişesini de taşıyor insanlar. Ne dersiniz? Türkiye inisiyatifi operasyonu genişlettikçe acaba elinden kaybediyor diyebilir miyiz? Yok öyle değil ama şöyle yani biz şu anda Dabık sonra Elbap. Hı hı. Elbap'tan sonra eğer olursa Raqqa ama Raqqa'yı Türkiye tek başına bunu yapmayacak. Çok riskli. Şimdi siz genişledikçe operasyonu genişlettikçe orada birebir dahil olduğunuz hı hı. anlamına geliyor. Şu anda dahiliz. Dahiliz mesele çetrefilleştikçe de bizim için risk artıyor. Hı hı. O yönüyle doğru. Ama diğer tarafıyla da hani tırnak içinde futbol tabiriyle ben defansif oynarken de gol yedim. Doğru. Yani Fırat Kalkan'ı başlamadan hep defansiftim. Aman ha beni uzak tutun. Aman ha beni bu işin içine sokmayın. Ne oldu? Oradan Katuşa'yı da attı, insanları öldürdü, bomba da patladı, DAEŞ sınırdan geçti, eylem yaptı, PYD-YPG bayrağını benim gözümün içine soktu sınırda. Yani defansifken de tehlikeden uzaklaşamadım. O zaman dedim ki başka bir dünya var, defansif olmanın anlamı yok, artık ofansifim, geleceğim o işin menbaasını da söküp atacağım. Yani tehlikeye olduğu yerde bitireceğim, buraya hı-hı. doğru gelmeyecek. Hep dürüş, altını dürüşü çiziyoruz. Dürüşü orada yok edeceğim. Evet. Odanın içine gelmeyecek. Alanda yoksak söz hakkımızda olmaz, o denli olmuyor. Olmaz. O zaman size rağmen tarih yazarlar. İşte benim niye o cümleyi ben ısrarla kurdum. Kendi yayınımda da söyledim. Bize rağmen tarih yazamazsınız. Hı-hı. Özeti bu. Hı-hı. Yani işinize gelirse. Biz onun bedelini ödemeye hazırız. Hı-hı. Ama siz de hazır olun. Musul operasyonu takip etmeye ve konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun Mehmet Bey. Evet efendim, gerilimin hakim olduğu tek alan elbette Orta Doğu değil. Balkan coğrafyasında da yaşanan gelişmeler alevlere dönüşebilecek kıvılcımlar niteliğinde diyebiliriz. Şimdi sizleri